Alanı mübarek olsun, şalını mübarek olsun. Biz kanın terazi. Hıbara, hıbara, hıbara. Kocayı gönderdik öbür tarafa. Oh, düğün düğün. Kız almaya git, kınaya git. O düğün senin, o kına benim. Oh, apar, apar anne. Gönderdik adamı. Oh, bakalım alabileceğiz mi ama? Dayım alalım artık kızı. Alalım. Alalım. Vakit geçmesin, alalım. Yallah bismillah. Sanki Hacı Kamil yürüyor önümde. Onun da damarlarda yürüme problemi vardı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Müsaade edin gelinizi götüre. Buyur. Başımızı istiyoruz. Öyle mi? Dayı, isim neydi özür dilerim? Adil. Adil, Adil dayı. Evet. Seni sevdim. Dur. Seni sevdim. Sayarım. Ayrı ama buraya kadar ben artık arkadaşlarımla beraberim. Evet. Açılan bakalım. Siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Ben saf değiştirdim. Bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar ne istiyorsa o da bize uyar yani. Ne istiyoruz? Hı? Elma istiyoruz. Elma mı? Elma için mi burada kapı gibi dikiliyoruz biz? Yok. İşin ucunda para yok, tura yok. Bir elma için ben dayımın safını mı değiştireceğim ben ya? Affedersin dayı. Densizlik ettim ya, kusura bakma. Ben tekrar sizden. Ne kadar elma istiyor, ne istiyorsunuz? Ne kadar istiyorsunuz ya? Ne kadar istesem bir kasa olsaydı. Bir kasa. Ulan ver bunu. Ben hallederim. Al sana bir kasa. Yalnız. Eyvallah. Bu benim hakkım. Kardeşimin hakkı da. Görüşün. Elmalar da. Nonda. Evet. Kuyuk. Elmalar da kardeş. Ya Iğdır'da yetişir mi elma dayı? Tabii ya. Ya nasıl yetişmez ya? Aparacağız elmayı. Dur lan. Oh. Evimize gelin getir yer. Neyni dikin ya malın yer. Üzerinde ne dene tökülsün her cayana. Kohum ola yad ola gözü bu odayana. Acı kızının yarpağı Asana'nın torpağı. Kim bu geline damata göz sikir. Gözüne biber yarpağı. Bu nedir anne? Bu üzeriktir. Üzerik ne? Üzerik bunu yakırık gelinle damata nezer değmeye. Sağa nezer değmeye. Kamerana nezer değmeye. İnşallah. He inşallah. Bu mu yapılıyor bu? Tabii bu yapılır. Nazar değdi bak. Yo nazar değme. Bunun da koklamaya bir faydası var. Ne güzel tamam mı? Bu fayda var. Çok güzel, çok güzel. Ne fayda? Sen nazar değmezsin. Ne fayda diyor bana ne fayda? Ne fayda? Sen nazar değmezsin. Gel de şimdi bunun nazarı anlat. Be, anladım anlamaz ki. Anlam ben. Yok anlamaz. İyi yani. Problem yok yani. Buyurun. Iğdır'da özellikle son dönemde gençler evleneceği zaman Iğdır'ın girişinde bulunan bu anıt heykelin oraya geliyorlar. Burada dolaşıyorlar. Burayı dolaştıktan sonra tekrar düğün alayı oğlanın evine doğru gidiyor. Bu ne anıtı efendim? Bu 1999 yılında elimizde yapıldı. Ermeni soykırım anıtı ve müzesi. Ermeniler tarafından katledilen ilimizde ve bölgemizde halkımızın anısına dikilmiş bir anıt. Nedir özelliği? Türkiye'nin en yüksek anıtı. 43,5 metre yükseklikte olup ülkemizin en yüksek anıtı. Nereden görülebiliyor bu? Şu anda Erivan'dan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan bakıldığı zaman bu anıt görülebiliyor. Peki niye oradan görülmesini istiyoruz biz? Özellikle yapmış oldukları katliamı her an görebilmeleri için bu anıt buraya yapıldı. Ve her baktıklarında Türkiye'de yapmış oldukları katliamın en azından bir hatırasını görebilsinler diye yapıldı. Efendim ısrarla nahoş bir hadiseyi tarihimizde çok hoş olmayan bir hadiseyi niye hatırlamak durumundayız? Çünkü Ermenistan'da çok büyük bir sözüm ona
Türklerin katlettiği Ermeniler anısına bir anıt dikilmiş ki bu anıttan çok çok önce. Ve hatırı sayılır bütün devlet başkanları çok büyük bir numaraymış gibi orayı ziyaret ediyorlar. Bir şeyler yaşanmış savaş döneminde. Ama artık sene 2008, şurada komşuyuz. Bunların üzerine sünger çekip biz geleceğimize bakmak durumundayız. Çıktık biz buraya. Kendinin başına elma atmaya. Sebep? Sebep hızına göre benden korkmasını öğrenmek için. Senden korkması elmayla mı öğretecek onu? Evet. Hızla atarsam korkacak. Bu ne damat bey? Bu damat ağacı. Damat ağacı mı? Evet. Balonlar niye var? Balonlar süs görünsün diye. Bu elmalar, şekerler? Elmalar gelinin başlatmak için. Şekerler de geline yedirmek için. Damat ağacı, elmayı gelinin başına atıyorsun, şekerlemeyi de gelin yiyor. Evet. Ne anladım ben bu işten? İşte damatın ağacı, her şey geline karşı. Yani bunun amacı ne yani? Yani gelin böyle görünce... Şunun amacı, düğünden sonra bunu odamıza bırakacağız. Üzerindeki şekerleri geline yedireceğim. İleride mutlu olmak için. Ağzımız tatlansın. Evet, ağzımız tatlansın. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ve bu ağacı damat mı dolaştırır? Evet, bunu damat dolaştırır. Ne zaman hazırlanır? Bunu kim hazırlar? Bunu düğünden önce damadın sadıç ve tozları hazırlar. Dolaştırılır mı bu böyle ahalide? Evet, dolaştırılır böyle. Dolaştırıyor işte, şeker topluyor. Şekerleri ahali mi? Evet. Elma mı atacaksın sen şimdi? Evet. Erzurum Nerman'da da böyle bir gelenek vardı. Damat kızın kafasına elma atıyordu ama arada kalkan mahiyetinde bir tane tepsi yoktu. Burada gene kızımız korunaklı. Hatta rivayet edilir ki bir gelin beyin travmasından dünya evine gidemeden göçmüş gitmiş, bu ahirete intikal etmiş. O gün bugündür tepsi atılıyor. Korktu mu yani sence şimdi yani elmaya? Tabii ki de korkmuştur. Korkacaktı. Sorarız. Tırstın mı? Birazcık. Birazcık. Sert mi geldi elma? Evet. Sert gelince korkuyor mu hakikaten? Korkuluyor tabii. Tabii yumuşak ataydın, ataydı. O zaman korkulmazdı. Onu biz kırırız gelin evimizde sağlam otursun diye. Kim kıracak onu? Gelin kıracak onu. Kıramazsa ne olacak? Mecbur kıracak. Belki sağlam olmayabilir. Onu kırdığı zaman sağlamlaşmış olur. Kır kız. Girmiyor musunuz içeri? Hayır. Sebep? İşte yüz görümlülüğü. Buyur. Yüz görümlülüğü isterim. Bu nedir böyle oğlanı evereceğiz diye? Bu oğlanı evereceğiz diye bu bir gelenektir. Gelenek şimdi, ne masraf ettik? Ne masraf ettik diyelim. Şimdi biz bilezikleri normalde Erzurum burması. Bunların biri 1 milyar lira.
4 tane aldık. 4 bir tane. 2 tane ben takacağım. 2 tane annesi takacak. Gelinimize. Siz yengeyi alırken bir para ödediniz mi kayınpedere? Tabii ödedik. Ne ödediniz? Şimdi ben kayınpeder alırken o zamanın parası 200 bin lira ödedim. 2 sakız parasına geldim. Olur mu canım 2 sakız parası? O zaman öyleydi. O zaman öyleydi. O zaman 200 bin liraya ne oluyordu? Ne alınıyordu? O zaman 200 bin liraya bir kız alınıyordu. Ben de aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Ya kayınpeder takdim ediyor da kayınvalide takarken hafif bir el titriyor, bir gidiyor, paralar oluyor yani. Canlıktan korktuğum İsmail. Kapıda iki tane izbanduk dikiliyor benim gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Açık yer bırakmadınız ki zaten. Evet evet, bence de buradan pek gelin içeri pek giremez yani. Tabii. Dolayısıyla geline kavuşmak istiyorsa oğlunuz, bizim öyle Erzurum bileziği vurmasıdır, Adana vurmasıdır, Trabzon hasırıdır değil mi? Onlarla işimiz yok. 3 kuruş 5 kuruş neyse işte yolumuzu bulalım gidelim. Yoksa buradayız. Ya paket şekerleme gelseydiniz. Yok sabahtan beri şekerleme yemediğimiz şey mi? Her gün yiyoruz. Dün gece çok yedin. Çok yedin. Çok yedin çok akşam. Yedin. Bayağı bir şekerleme akşam götürdüm. Bayağı yedin. Sefer bak gördüm orada. Sinirden alıp yiyordun zaten. Öyle lafa tutarak bundan kurtuluş yok. Nice kayınpederler bizi lafa tutmaya çalıştı. Niceleri böyle kazı çevirmeye çalıştı ama olmadı. Pamukel bir cebe girecek. Oradan bir meblağ çıkacak. Duruma göre biz kapıyı boşaltacağız ya da boşaltmayacağız. Şimdi oğlum öğren bunları. Bahşiş deniyor buna. Evet. Bahşiş lazım. Bahşiş lazım. Ama bahşiş? Para var. Aynen. 1 milyona bahşiş mi olurmuş para ya? Para var. 100 milyon. Eski para. 100 milyon. 100. Hayır, sen yanlış söyledin. Sıfırı eksik yok, söyledin. Yok ben yeni parayla yok, 1 milyon dedi de. Yeni parayla. Parayla 1 milyon da eski parayla trilyon oluyor. Tamam 20 yatala verelim size. Allah, 20, ben vereyim 20 yatala. Ucuza götürürüm. Valla. Valla ucuza götürürüm. Sizi hatırınızı kırmayacağım. Tamam. 20 yatala vereyim ben. Tamam sağ ol. Bundan önce... Pantolon gitti be! Herifin pantolonu gitti. Benden size tavsiye. Bugün bir pantolon, en kötü pantolon 50 ile 100 TL arasında. Bence baştan 100 TL'yi verin. O canım pantolon... kaldığı gibi kalsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.